Merhabalar değerli izleyenler. Yaklaşık 6 aydır sahte balyoz davasından tutsak olanların yakınlarıyla sürdürdüğümüz sohbeti. Bu kez de Ergenekon, tabii o Ergenekon büyük isim oluyor. Küçük bir parantez açarsak, Andış davasından tutsak olan emekli orgeneral Hasan Iğsız'ı ve sevgili eşi Hakan'ı konuk edeceğiz bu haftaki programımızda. Programımıza başlamadan önce izin verirseniz Hasan Iğsız Paşa'mızın özgeçmişine kısa bir şekilde göz atalım. Orgeneral Hasan Iğsız 1946 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1966 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1967 yılında İstihkam Okulu'ndan mezun olmuştur. 1974 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yapan Iğsız, 1976 yılında Kara Harp Akademisi'nden birinci olarak mezun olmuş, ardından Kurmay Subay olarak Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Belçika Brüksel'de Uluslararası Askeri Karargahı Plan Prensipler Dairesi'nden de Plan Subaylığı, Genelkurmay Personel Dairesi'nde General Amiral Şube Proje Subaylığı ve Şube Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür. 1993 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 16. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1997 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesiyle Jandarma Asayiş Komutanlığı Yardımcılığı, Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı ve Belçika Musta Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2001 yılında Kor Generalliğe terfi etmiştir. Kor General rütbesiyle Genelkurmay Personel Başkanlığı, 5. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 2006 tarihinden geçerli olarak Or Generalliğe terfi etmiş ve 2. Ordu Komutanlığı görevine atanmıştır. 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olarak Genelkurmay 2. Başkanı görevine atanmıştır. 30 Ağustos 2009 tarihinden geçerli olarak 1. Ordu Komutanlığı'na atanmıştır. 2010 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması beklenen Hasan Iğsız, hakkındaki internet andıcı iddiası sebebiyle hükümetin rezervi sonucunda terfi alamadığından emekli edilmiştir. 23 Ağustos 2010 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı görevini Hayri Kıvıkoğlu'na devretti. Ayşe Iğsız'la evli olan emekli Orgeneral Hasan Iğsız'ın iki çocuğu vardır, İngilizce bilmektedir. Hoş geldin Hakan'cığım. Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İşte bu Ergenekon davasının karar günü yaklaştıkça hepimizde çok büyük bir heyecan var. Aynı balyoz davasında duyduğumuz heyecanı, duyguları tekrar yaşıyoruz. Umarım bu defa yine balyoz davasında olduğu gibi bizi üzen şeyler, kararlar çıkmaz diye düşünüyorum. Şimdi sohbetimize başlamadan önce sen önce bize Hasan Iğsız Paşa'dan biraz söz eder misin? Tabii bir baba oğul olarak çocukluğunuzdan beri biriktirdiğiniz bir sürü anınız var. Bir sürü şeyler paylaştınız. Baban hakkında bizi biraz aydınlatır mısın? Ben bir parça tanıyorum ama tanımayan izleyicilerimiz. Tabii yani babam 46, İstanbul doğumlu. İşte çok genç yaşta, biraz yaramaz bir çocuk. İşte çok genç yaşta da anneannem, babaannem hemen kendisini askeri okula yazdırıyor. Bir şekilde başından atıyor diyelim. Pardon. Daha sonra da öyle bir süreç başlıyor. İşte 71'de ablam doğuyor. 76'da ben doğuyorum. 4 kişilik bir aileyiz diyeyim. Babam nasıl bir insandır? Tabii ki yani her evlat aynı şeyi söyleyecektir. Babasıyla çok büyük problemler yaşamayan insanlar dışında benim için dünyanın en iyi babasıdır diyebilirim yani. Tabii ki, evet, tabii evet, ki. Evet. Babalar her zaman çok sevilir. Evet, evet. Değerli izleyenler, Iğsız ailesinin
Hakan ve Aslı adında iki tane evladı var. Aslı şu sırada yurt dışında ve bir de torunlar da geldi. Hakan bildiğim kadarıyla bekar. Şimdilik öyle gözüküyor. Evet. Şimdilik öyle gözüküyor. Bana göre baban özgürlüğüne kavuştuktan sonra yap sen eğer zaten şey, öyle bir evlilik falan düşünüyorsan. Öyle diyoruz evet. Şimdiki. Evet. Çünkü cezaevindeyken gerçekleşen birleşmeler, evlilikler hem aileye hem de babalara çok büyük hüzün yaşatıyor. O hüzünü ne kadar geç yaşarlarsa ya da yaşamazlarsa o kadar iyi diye düşünüyorum. Bana göre bu davaların biraz da sonuna gelindi gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun Hakan'cığım? Yani senin bir kere önce bu davaları beraber irdelemeye başlamadan önce bu davayla aileniz nasıl tanıştı? Şimdi ben şöyle biliyorum, eşim tutuklanıp Silivri cezaevine gittiği zaman babam 1. Ordu komutanıydı. Bizim tabii değerli izleyenler Iğsız ailesiyle tanışmamız, bir arada çalışmamız daha eskilere dayanıyor. 96 yılı. Evet, çok eskilerden. Bir de Diyarbakır'da da beraber görev yaptık jandarma asayiş komutanlığındayken. Yani baban da PKK terörüyle savaşmış, Güneydoğu'da emekleri olan bir asker ve benim hep dikkatimi çekti. Bu davalarda çok sayıda terörle mücadelede emek vermiş bir sürü asker var. Onlardan bir tanesi de Hasan Issız Paşa'mız. Bu davayla nasıl tanıştınız? Oradan alırsak eğer şeyi, konuyu daha aydınlatıcı olacak. Yani ailenize nasıl tabii. Yani geldi bu? İlk zaten aileyle başlıyor. İlk önce basında aileyle ilgili haberler çıkmaya başladı tabii. Yani hep... Yani, aileye saldırı. Tabii. Yani öyle deniyor ki yani... artık neyse karşımızdaki, nasıl adlandırmak gerekir, çete mi diyelim? Çete, mesela. Ben hep çete diyorum, evet. Yani öyle büyük bir sistem halinde çalışıyorlar ki ilk önce gerçekten çok sizlerle ilgili özel bilgileri ele geçiriyorlar ve ilk önce aileyle ilgili. Teknik takibi alıyorlar, telefonlar dinleniyor. Tabii. Yani telefonlarımızın dinlendiğini her zaman biliyorduk ama şey, onun dışında işte bilgisayarlarımızın içine girmeye kadar diyeyim yani çok özel her şeyimizi alıp bunları ifşa etmek, bir kısmını yalanlarla birleştirerek, tabii ki bu hep olan bir şey, iddianamelerinde bir kısmının öyle olduğu söyleniyor. Taktik olarak birbirine çok benzeyen taktikler, bir sürü doğrunun yanına küçük bir yanlış koyduğunuz zaman o doğruların da değeri düşmüş oluyor gibi diyelim. Hiç İlk önce aileyle evet, başladı. Evet. Daha sonra işte son yaş kararlarıydı. O yaş kararlarında iki gün açıklanmasının iki gün kala babamla ilgili bir soruşturma açıldı. Söylendi internet anlayıcıyla ilgili. Öyle bir süreç başladı. Zaten ilk önce bizlerle ilgili haberler çıkmaya başlayınca biz dedik tamam. Yavaş yavaş Silivri'ye bir çanta yapmaya, hazırlanmaya başlamak gerekiyor. Aslında benim bildiğim kadarıyla Hasan Issız Paşa'mızın önü de açıktı. Yani kuvvet komutanı. Yani bir sene kuvvet komutanlığı olacaktı. Yani öyle bir şansında bu. İstenmedi evet, sanırım evet, o. Evet. Evet. Şey, bir şekilde yani istenmediği biliniyordu. Sebepleri tartışılır. Ama şey, tabii bütün bu davaların falan da hepsinin bütün o söylemlerle bir araya gelmesi, tahlillerin ucu ucuna bir araya gelmesi ne kadar büyük bir tesadüf. Yani siyasal olmayan yargıdan bahsettiğimiz bir ülkedeyiz. Yani öyle bahsediyorlar. Öyle diyorlar. Öyle evet, deniyor. Evet, evet. Ondan sonra bütün bu tarihlerin birbirine çok çok yakın olması tabii ki yani tesadüf diyelim. Ondan sonra tabii böyle başladı. Daha sonra da işte artık babamın emeklilik sonrası işte Beşiktaş'a çağrılması. 7 Ağustos'ta sanırım tutuklama kararıyla çağrıldı Beşiktaş'a. Onun da enteresan bir hikayesi var, onu da anlatmak istiyorum aslında. Şey, bir haber geldi.
çok pardon. Bir haber geldi ve işte biz de dedik ki lütfen olayı, hani biliyor, sizin de eşiniz Bodrum'dan dönerken işte bizim uçakta gözaltı, evet. O, öyle bir görüntüyü yol vermemek için daha önceden randevulaşıldı. Bize bir saat verildi ve babam o saatte Beşiktaş'ta adliyeye gitti. Sabah erkenden biz hepimiz vedalaştık evde. Annemle beraber televizyonun başına kurulduk. İşte izlemeye başladık ne olacak. Altyazı takip ettiniz sürekli. Aynen. Evet. Ben internetin başındayım. Televizyon hep açık, altyazılar vesaire. Ondan sonra fakat şöyle bir haber geldi. Şu an meşgulüz. Öğleden sonra gel diye. Babama geri yolladılar. O arada nasıl oldu da baban delilleri karartmadı hemen i̇şte, yarım gün içinde. Ama komedi, bir de kaçma şüphesi de olan bir insan. Tutuklu yargılamaya devam edilmek istiyor. Çünkü kaçma şüphesi var. O yüzden de evine geri yolluyorlar. Öğleden sonra geri gel diye. Babam o sırada işte hemen eve geliyor, birkaç delil karartıyor, hatırlıyorum, birlikte karartmıştık hatta. Ondan sonra oradan da çıkıp tekrar, hatta ne yaptığımızı söyleyeyim, ailecek bu tür durumlarda böyle zaman geçirmek için yaptığımız İskambil oynadık. Evet. Zaman ya, hiçbir şey bulamadık yapacak. Yani çünkü o sıradaki can sıkıntısını gidermek için ya da yani, o konuya konsantre olup da erkenden canınızı sıkmamak için. Evet. 10 Ağustos 2011'de de işte dediğim gibi ilk önce Metris'e gitti. Orada bir takım işlemleri yapıldı. Oradan da Silivri'ye aktarıldı. Evet. O Metris'e de niye götürüyorlar bilmiyorum. Onda adına karantina falan diyorlar. İsmi de çirkin. Yani hiç hastanede bilmiyorum. Böyle bulaşıcı hastalığı olanları belli bir yere götürürler. Oranın adı karantinadır. Teknik bir sebebi vardır mutlaka. Mutlaka teknik ve bugüne kadar da hiç merak edip de öğrenmedik ama doğru. Bir karantina lafıyla önce bir Metris'e karantina götürür. Bilmiyordum öyle dendiğini. Evet. Bilmiyorum. Öyle orada bir gün iki gün tuttuktan sonra da tekrar Silivri'ye yolluyorlar. Evet. Yani daha emeklilikle yeni tanışmışken oh diyeceğiniz zaman, rahat edeceğiniz zaman, senelerin yorgunluğunu üzerinizden atmak isteyeceğiniz günlerde başınıza da böyle bir şey geldi. Hepimizin başına gelen ne aynı. Evet, yani o yüzden bizim 100 seneyi geçti tabii ki ama yani artık hakikaten isyanlardayız. Çünkü küçücük bir suçları olsa o bile hani 3 ay 5 ay sonra filan affedilir ya da hoş görülür filan diye bakarsınız. Küçücük bir suçları yok. En büyük suçları işte vatana çok iyi hizmet etmek, Atatürk'ü sevmek, ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak, kollamak adına yapılan cansiperane görevlerden dolayı oldu tabii belki ki. Belki bir de yurt dışından gelen bazı askeri taleplere karşı çıkmaktı. Buna ek olabilir. Evet. Sebepleri yani. Evet tabii ki. Evet. Yani işte ülke bütünlüğünün Türk ordusu düne kadar garantisiydi. Ama bundan sonra ne olur ne gider belli değil. Çünkü ülkenin bütünlüğünü görev edinmiş ve bu meslekte harp okullarından mezun olurken bu konuda yemin etmiş insanların vatan savunmasından bir yerde el çektirilmesi söz konusu. Yani ben şimdi o kadar üzülüyorum ki işte baban da Diyarbakır'da aynı senelerde görev yaptı. Eşler Kuzey Irak'a giderlerdi sınır ötesi operasyonlara PKK kovalamak için terör örgütünü. Ayda bir kere iki kere filan evlerine uğrarlardı. O da işte belli ihtiyaçlarını karşılamak için ya da işte karargâhtan bazı eksiklerini gidermek için. Biraz gittikleri zaman, biraz erken geldikleri zaman mutlaka olağanüstü bir durum vardır diye düşünürdük. Çünkü o zaman ya hastaneye yaralı taşıyorlardı ya şehit taşıyorlardı. Onların o bölgede çektiklerini birebir görüp de şahit olduktan sonra bugün Güneydoğu'da olanlara biz
çıldırıyoruz. Kim bilir onlar o Silivri'de, Hasdal'da, işte Hadımköy'de ve diğer askeri cezaevlerinde tutsak olan askerler kim bilir ne kadar üzülüyorlar, ne kadar bu olaya çıldırıyorlardır diye düşünüyorum. Öyle değil mi Hakan? Tabii çok çok haklısınız. Yani kesinlikle söylediğiniz her şeye katılıyorum. Bir taraftan da bazen şey diye düşünüyorum. Onlar içeride bizden iyi durumdalar. Evet, kafa olarak bizden bir tek daha özgürlükleri iyiler. Ellerinden alındı, evet. Diyorsunuz. Yani evet, aslında evet. Çünkü yani bizler güya dışarıdayız da biz dışarıda değiliz, biliyorsunuz. Bizler yani de tutsağız aslında, doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii biz çok uzun zamandır bu sıkıntıyı çeken aileler var. Belki çok çok daha öncesinden de bunu çekmiş, benzer sıkıntılar çekmiş başka insanlar olduğu için tabii belki ki, Türkiye şu tabii an bu durumda. Tabii ki. Zaten Ergenekon'la, evet, başladı biliyorsun. Yok. Daha da öncesinden bahsediyorum yani. İhtilal dönemlerinde tabii ki. Yani yine konu öz eleştiriye vesaire gelirse. Ama diğer taraftan da bakıldığı zaman şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. O biraz tabii ki tatsız bir durum. Şimdi bu davalarla tutuklanan insanlar çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyalar. Yapmadıkları, planlamadıkları, evet, bir şey, yani, suç atıldı üzerlerine. Mesela. Yani değişen terör yasalarıyla vesaireyle birlikte artık yani hani hükümeti yıkmaya çalışmak veya onu yıpratmaya çalışmak bir terör suçu ilan edilmeye başladığı andan itibaren artık terörist diye adlanabilecek insanların yelpazesi oldukça genişlemeye başladı. Bizler bunun sıkıntısını senelerdir çekiyoruz. Sizler bizden daha uzun çekiyorsunuz. Sizden de daha önce zamandan beri çekenler var. 6 senedir, 5 senedir bu sıkıntıyı çekenler var. Belki de Gezi Parkı'nın getirdiği iyi şeylerden bir tanesi de oraya katılan çok çok masum insanların benzer şekillerde suçlanarak hapse atılmaya çalışmasıyla, maskelerin düşmesiyle bu yüzle tanışmaya başladı insanlar ve dolayısıyla bizlerin aslında isyan ettiğimiz şeyin işte vesayetin elden gitmesi, güçlerin el değiştirmesi vesaire değil. Bizlerin isyan ettiği şey haksızlık. Haksızlık, hukuksuzluk tabii ki. Bu kadar. Ki, evet. Yani başka hiçbir şey değil. Evet. Yani biz, peki arkadaş, biz militarist olmakla da suçlandığımız zamanlar, evet, oldu. Hatta yani bizim sesimizi duyan Ender yayın organlarından şu an tekrar teşekkür ediyoruz. Yani ulusal kanalı. Evet, evet. Sesimiz, kimse, gözümüz, aynen, kulağımız, aynen, oldu yani, ulusal kanal. Evet. Şimdi o konuda onlara da işte yok bilmem ne eleştirenler, ya bu askeriye bilmem ne vesaireyle alakası olan bir durum değil. Bu haksızlıkla ilgili bir durum. Bu kadar basit. Yani bunu dile getiremeyen ve muhalefet olduğu söylenen siyasi parti liderleri var. Evet, evet. Bunu hiçbir şekilde dile getirmek istemeyen, evet, dile getirdiği zaman darbeci diye anılacağım diye korkusu olan vesaire. Bu yüzden de doğrunun yanında duramayan pek çok insan var. Zannediyorum bu şekilde davranarak muhalefet ettiği partinin tabanının oylarına gözünü dikiyor. Ya ilk önce sen kendi oylarını bir garanti almaya çalış. Kendi, evet, seçmenini bir doyur. Yani iktidar partisine alternatif olabilir miyim düşüncesiyle çok yapıyorlar çok ama herkesin kendi, de söylediği kendi bir şey var. Kendi seçmenini doyurmuyor. Evet. Yani aslı varken millet kopyasına rağbet etmez diye. Hem peki olur. Arkadaş çevrende nasıl tepkiler aldın? Yani üzüldün mü? Arkadaşlık ilişkilerini etkiledi mi babanın tutsaklığı? Yok, hiç. Yani zaten çünkü bazı arkadaşlarımızın çocukları bunların sıkıntılarını çektiler. Okulda özellikle. Genç, evet, çocuklarsa, evet, onlarınki çok çok daha normaldir. Benim yaşım o kadar genç değil. Yani lisede, ortaokulda eminim ki çok berbat. Yani çocuklar acımasız olabilirler. Yani eminim ki berbat şakalara maruz kalan, belki kötü niyetli inanmasa bile birbirinin kalbini kıracak şakalar yapan çocuklar vesaire mutlaka vardır. Ama onu yine çocuk boyutunda düşünmek lazım diye düşünüyorum.
Ama yani ben kendi arkadaş çevremde yok. Yani bütün arkadaşlarımdan çok çok büyük destek aldım. Hatta olay gerçekleştikten birkaç gün sonra benden habersiz çok büyük bir toplantı düzenlenmiş. Bütün arkadaşlarımla birlikte. Yani onlara derdini anlatabildin. Onlar da belki sen anlatmadan anladılar. Senin derdine ortak oldular. Belki de yani. Şanslı gençlerden birisin. Yani muhtemelen. Senle aynı kafa ben yapısında bilmiyorum. Olan örnek insanlarla. Örnek verebilir misiniz? Ne tür sıkıntılar olmuş mesela yani? Uzun süre bir kere babalarının asker olduğunu, işte hapiste olduğunu falan telaffuz edememişler. Ondan sonra lojmanda oturdukları zaman bazı komşuları çocuklarını aynı saatte oyun oynamaya çıkarmamışlar. Çocuklar kötü şaka yapar, incinir. Yani belki de işte bizim ailemiz de zarar görür, benzer zararları görür. Çok fazla anladım. Yakınlaşmayalım. Ben tam tersi diye düşünmüştüm. Evet. Tutuklu çünkü, yakını çıkarmıyor çocuğunu zannetmiştim. Yok. Anladım, tam tersi. Tersi. Yani o tür sıkıntılar yaşayanlar ya. Oldu. Zaten biliyorsunuz kendi kurumumuzdan çok büyük vefasızlık örneği yaşadık. Şimdi ben bir şey söyleme yetkisine burada sahip değilim. Sadece dışarıdan bir gözlemci olarak artık hiç aramayanlar, eskiden çok aradığı halde artık hiç aramayanlar ve hala inatla aramaya devam edenler diye sanırım iki gruba ayrılıyor o noktada insanlar. Evet. Ya bu da insanlıkla ilgili bir şey diye düşünüyorum. Yani kişilerin kendi hayatlarından kendilerine ne çıkarmayı planladıklarıyla ilgili bir şey. Demek ki onlar başka bir şeyin peşindeler. Umarım öyle mutlu olurlar diyeyim. Ama bizden uzak dursunlar. Yeter yani. Ama tabii şimdi bu rüzgar hep böyle esmeyecek. Yani günün birinde aslında bana göre yavaş yavaş ters esintiler de almaya başladık. Yani özellikle bu Gezi Parkı'ndaki gençlerin bilinçlerini ortaya koyması. Yani herkes bilinçsiz bir gençlik var filan diyordu. Yok. Ama öyle değilmiş. Zaten yani değil. Çok bilinçli bir gençlik belli sebeplerle susmuş. Yani belki de bir kıvılcım beklediler. Onların direnişlerini ortaya koyması daha büyük yaştaki biz 60'lık gençlere çok örnek oldu. Herkes ama sizler zaten direniyordunuz işte. Yani ben kendi yani yaşıtlarım için söylüyorum. Tencereler, tavalar çalınmaya başladı ki yani biz bundan 4-5 ay önce böyle bir şeyin hayalini bile kuramazdık. Çok da üzülüyorduk aslında. Çok tepkisiz kalıyor toplum bu davalara diye. Ama öyle olmadığını gördük. O hiç olmazsa o umut verdi ülkenin geleceği açısından. Şimdi yani tabii yine öz eleştiri yapalım mı azıcık? Yapalım yani, tabii. Hep. Yani mesela sizin kurduğunuz platform ve Var diye bizde platformu. Var diye bizden bahsediyorum ve yaptığınız çok çok önemli işler var. Fakat halkın desteğinin eksikliğini hep bir şekilde hissettik. Evet. Hep. Demek ki bunun bir sebebi varmış. Yani birincisi bir öz eleştiri yapmamız gereken konulardan bir tanesi bence niye yalnızız? Niye insanların desteği yok? Tabii bunda şunun etkisi hiç yok diyemem. Tamamen yapılmış kara propaganda, işte onlara destek olursan militaristsin, işte faşistsin, ondan sonra darbecilerin yanındasın vesaire imajından tabii ki herkes korkuyor. O kadar öcü haline getirdik ki herhalde zamanında da hem o imajdan hem o imajdan korkuluyor, hem de herkes bu teknik takiplerden haberdar da değil, telefonumuz mu dinlenir acaba, ya da takip mi ediliriz, ya da bir şekilde bize de dokunurlar mı korkusu da vardı. Bir hem korku var, çok doğru söylüyorsunuz. Yani her şeyde tabii korkuyla tamam, Gezi Parkı ile bu korkunun bir kısmı yıkılmaya çalışıldı, fakat ardından tabii şimdi cadı avı diye isimlendirilen şey başladı yani. Ya mesela yani bugün okuduğum bir haberden bahsetmek istiyorum. Gezi Parkı olaylarına katılan, işte protestolara katılan öğrencilere artık burs yokmuş.
Onların önünü kesilmiş. Tabii. Evet. Yani aslında şunu demek istiyorum. Şimdi dediğim gibi bizim karşı olduğumuz şey her zaman kanunsuzluk, haksızlık baştan beri. Yani biz başka bir şeyi savunmuyoruz. Ve aslında Gezi Park olayları daha önce de dediğim gibi bir açıdan insanların üzerinde ne tür oyunlar oynanabildiğinin görülmesine sebep oldu. Yani insanlar hayal bile edemiyordu muhtemelen. Mesela Gezi Parkı'nda bir iki tane oyun var. Eğer yani söylendiği gibi ise ve insanlar bu tuzaklara düşmediğine göre bunu gördüler demektir. Ve bu da ortada bir oyun olma ihtimalini çok yüksek yapıyor. Yani bu insanların gözünün açılması konusunda bence çok büyük bir artı. Evet. Mesela hatırlar mısınız o sabah? Hangi sabah hatırlamıyorum, tarihi olarak tam hatırlamıyorum ama sabah bu olaylara hiç ilgi göstermeyen bütün basın orada hazır beklerken 2000 küsur mu ne çevik kuvvet polisi, akrepler ve birkaç toma ile birlikte gelip Gezi Parkı'nı bastılar sabahın çok erken bir saatinde. Yaklaşık böyle 15 kişi mi ne orada bir solcu bir partiye üye olduğu söylenen bir grup. Ellerinde hazır asayiş yazıyor. Ayrıca çok enteresan bir şekilde suratlarında gaz maskelerinin hepsi tek tarafta. Sol tarafta o gaz kısmı var. Ben sadece polislerde onlardan gördüm. Ve gerçekten mesela çok komik laflar vardı. Zenginlerin gaz maskelerine kıskanıyorum falan diye. Orada yani her tür insan vardı ama çok iyi gaz maskesini finanse edebilecek insan sayısı gerçekten çok fazla değildi. Yani oradaki halk topluluğu gerçekten orta sınıfı temsil ediyordu daha çok. Yani bir oyunla bir oyun oynanıyor gibiydi. Bir grup polisi. Evet. Ya da polise yakın grubu oraya alarak, aralarına alarak. Ve aynen göstericiler gibi bağırarak, onları kışkırtmaya çalışarak ve her ne hikmetse yani binlerce insanı 10 dakikada dağıtan polis 2,5 saat boyunca canlı yayında 15 tane molotof kokteyli atan adamı, arkada polisler de dinleniyor ve bir şekilde ya, insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Çok kalabalık bir polis grubu var orada. Sanki Gezi Parkı dışarıya çekilmeye çalışılıyor da bu insanlar tarafından. Ki hemen ben ilk sabahın köründe bunu gördüğümde internette bir gazetenin internet sitesinde vardı. Dedim ki tamam buraya kadarmış, bitti. Eğer ki ama şunu şöyle planlasalardı, bu görüntüler işte havai fişek atılan, molotof kokteyli atılan görüntüler sadece 5 saniyelik falan olsaydı bu iş bitmişti. Ama onun yerine bunu 2,5 saat falan uzattıkları için ve hiçbir şekilde park oraya gelmediği için yani sanki şöyle bir görüntü vardı. O insanlar parkı dışarıya çekmeye çalışıyorlar. O insanlar dışarıya gelince de polis tepelerine çullanacak. Ve problem... Bu mantaliteye göre temelden, çünkü bu mantaliteye göre problemler nasıl çözülüyor? Şiddetle, bastırarak. Evet. Ama yani işin en kötü tarafı artık tırmandırmaya çalışıp ondan sonra. Ya o ayrı mesele. Bir de o var, yani tırmandırmaya çalışmak ayrı mesele ama diğer taraftan eğer olay tırmandırmaya çalışarak tekrar mağdur yaratmaya çalışarak bunun üzerinden kendisini destekleyen insanların sayısını sabit tutmaya çalışmaksa bence onun çok daha iyisi vardı. O hanımın hep adını Gülse Birsel miydi? Komedi yazarı. Olabilir. Evet. Gülse Birsel'in çok güzel bir yazısı vardı Hürriyet'te bu olaylara ilk patlak verdiğinde. Evet. Umarım onun adını anarak da burada şu an ona bir zararım dokunmuyordur gerçi ama neyse. Yok o. Nerede durduğu belli zaten. Evet, yani. Evet. Neyse kendisi şöyle diyordu. Evet, Turgut Özal'ın eleştirilecek çok yönü var. Tabii ki şöyledir, böyledir, bilmem ne denir vesaire ama diyordu ki yani o olsaydı hakikaten tom bir amcaydı diyor. O olsaydı giderdi belki parka, şortunu geçirip gençlerin yanına giderdi. Onlarla belki bir simit yerdi, sohbet ederdi, bir ayran içerdi. Sonra da madem gençler böyle istiyormuş, hadi park onların olsun. Adını da bilmem ne koyup daha da güzel bir şey yapardı. Oylarını da ikiye katlardı diyor.
bu problem anca bu kadar kötü yönetilebilirdi. Evet, Gezi evet. Parkı olayları. Acaba amaçlı mı yapıldı diyorum. Yani belki de bu olayların tırmandırılması bazı çevrelerin işine geldi. Yani belki planlı programlı bir şey bu. Bunu da bilmiyoruz. Yani kriz yönetiminden söz ediyorum. Evet, evet, yani orada çıkan krizin yönetiminden söz ediyorum. Yani şu an tamamen varsayımlar üzerine konuşuyoruz, evet, değil evet. mi? Yani evet, tamamen varsayımlar ki. Üzerine konuşursak. Diyelim ki böyle bir şeyin partiye faydası dokunacak. Bana sorarsanız problemi baştan çözüp daha da yeni oylar kazanmak, yeni bir jenerasyon. Daha akıllıca kızgın, olurdu. O açıdan bence daha akıllıca evet. olurdu. Evet. Ben daha çok şöyle bakıyorum olaya, bu gençliği analiz edemediler, anlayamadılar. Yani bunun sebebi de artık ne diyelim, geçmiş yetişme şekli farkı diyebiliriz belki. Maalesef yani, evet yani mesela ben de kendi adıma Gezi Parkı olaylarından çıkardığım bir sürü ders var. Bir sürü hem de yani. Bazı konularda ben de tuzağa düşmüşüm. Onlar, bizler diye ayrıma kendi kafamda hiç farkında olmadan ben de onun içinde bir zincirin parçasıymışım. Haberi... Çok öğretici oldu. Kesinlikle. Evet. Yani evet, Gezi Parkı'nda evet. işte birkaç şeyden sonra o tür tuzakları aslında kendimin de düşmüş olduğumu, yani üzerimde oynanan politik oyunun bir parçası olduğumu anladım. Evet. evet. Ama yani esas itibariyle bakıldığında bence olay dediğim gibi maalesef farklı sosyal sınıftan gelen insanların birbirlerine öfkeyle dolu olmasından ve birbirlerini anlamamasından kaynaklanıyor. Çünkü eğer ki çok basit, ben de sokağa çıktım ve niye çıktığımı hatırlıyorum. Yani hiç böyle bir lobi falan beni aramadı. Yani herkes sokaktaydı. Yani hiçbir örgüte şuraya buraya mensup olmadan organize olarak yapılmadı bu iş. Kesinlikle değil. Evet. Fakat daha sonra tabii onun olayın büyük bir olanak tabii ki. Yani bu her zaman yani daha önce de okumuş olduğum bir şey. Hükümetler için veya bir devletin politik yapısını değiştirmek isteyen başka bir grup için bulunmaz bir fırsat bu hakikaten. Yani ülkedeki öfkeli ve güçlü gençlik, büyük bir kalabalık ayakta ve aslında belirli bir lider ve yön yok. Evet. Yani evet. En büyük noksanlığımız da şu sırada o herhalde. Bilmiyorum. Benim kafam çok karışık o konuda. Yani çünkü lider risk savunanları dinlediğimde hak veriyorum. Bazen tam aksine düşünenleri dinlediğimde onlara da hak veriyorum. Ben kendi adıma bu konuda daha tam bir karar vermiş değilim. Değilsin. Ama daha bilinçli bir gençlik ortaya çıktı. O garanti. Çünkü dediğim gibi yani maskeler düştü. Evet. Yani o halkın, o küçücük parkın içindeki insanlar üzerinde öyle oyunlar oynanmaya çalışıldı ki. Evet, evet. Ama biz yaştakilerin de bu tencere tava çalması çok hoş bir şeydi bana göre, eylemdi. Onu ben de yapıyorum. Şimdi sadece o. Evet, şey evet. Yani. Yani genelde tabii hanımlar, anneanneler, babaanneler ellerini aldılar tencereleri, tavaları ve ondan sonra da biliyorsunuz başbakanın bir beyanatı var. Tencere tava çalanları ihbar edin, işte komşunuzu gidin şikayet edin diye. İşte Amerika'daki sisteme çevirmeye çalışıyor kendi komşunu izleme. Aslında buradan bütün izleyicilere de ben de yeni duyduğum bir şeyi duyurmak isterim. Geçtiğimiz haftada Sayın Pınar Türenc'in düzenlediği bir panel vardı basın özgürlüğüne ilişkin. Orada Sayın Turgut Kazan'ın çok güzel bir şeyi vardı, konuşması vardı. Konuşmasının sonunda da dedi ki işte bu tencere tava çalanlar sakın korkmasınlar. Ola ki birileri şikayete gitti. En fazla belediye işte gürültü kirliliği yaratmaktan dolayı en fazla 40-50 lira bir ceza yazar. Bunun kanunda hiçbir suç karşılığı yok. O nedenle lütfen tencere
ta çalmaya devam edin dedi. Dolayısıyla ben de buradan herkese duyurayım. Tencere, tava çalmaya herkes devam etsin. Birbirlerine komşular işte şikayete giderlerse, kapılarını çalarlarsa, gürültü yapmayın sizi şikayet edeceğiz derlerse... gidecekleri merci savcılık değil belediye olacak ve belediyeden de 40-50 lira falan bir ceza gelecek. Nereye vermiyoruz ki o kadar parayı diye düşünüyorum. Yine biz tencerelerimizi, tavalarımızı haksızlığa karşı, haksızlıklar olduğu zaman yine çalmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Onu da buradan size iletmiş olayım. Suçu yok. Yani tencere, tava çalmanın savcılıkta bir suç karşılığı kesin yok. Onun için çalacağız tenceremizi, tavamızı. İşte yani bunu tabii mecaz anlamda da söylüyorum. El koyarlar tencere tavanızın içinden bir tane USB şey çıkıverir. Anahtar. Herhangi bir şey İçinde çıkar onun garantisi. Enteresan planlarla birlikte yani. Her an her şey olabilir yani. O yüzden... Yine üretilmiş aynen. bir CD falan aynen, çıkabilir aynen. diyorsunuz. Yani peki andış davasında Hakan'cığım... yapılan sahtelikler, sahtecilikler neler? Yani orada da bir şeyler var biliyorum. Aslında şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben bu olaylar ilk patlak verdiğinde hemen şey dedim. Yani ben hemen hukuk bilgimi genişletmem gerekiyor. Hemen iddianameleri okumam gerekiyor vesaire vesaire. Tabii ki hemen hemen bütün hepimiz benzer tepkileri vermişizdir muhtemelen tutuklu yakınları olarak. Tabii yani. Ki. Hemen olaya hakim olayım, anlamaya çalışayım vesaire vesaire. Sonra tesadüfen duruşmamız 12 Eylül'dü. O tarihe denk gelmiş ilk duruşma. Bakar mısınız? Tesadüfen ne büyük tesadüf. Evet. Referandum da aynı şeye denk gelmişti 12 Eylül'de. Yani, tesadüfler zinciri işte. Ondan sonra şey, ilk duruşmaya katıldığımda gerçekten yani terslikleri anlamak için o 11 yaşında bir çocuk olmak yeterli. Bunu anladım. İnanın yani benim bu internet andıcı davasıyla ilgili söyleyeceğim şeylerin hiçbirisi sizin Balyoz davası veya Ergenekon davasında birinci Ergenekon, ikinci evet. Ergenekon, üçüncü Ergenekon vesaire işte bunlardan hiç farklı şeyler değil. Yani ben evet. artık evet bir sürü hukuksuzluk var. Yani normal yasal bir belgede bulunan imzalar var. Ve Başbakanlığın verdiği bir izinle yapılan ve denetimi yine onlara ait olan bir şubeler topluluğu var. Başında bir tane şube müdürü var. Altında da diğer şubeler var. Ve internet faaliyetleri yürütüyorlar. Anayasanın kendilerine verdiği hak doğrultusunda. Yasa dışı hiçbir şey yok. Evet. Fakat bu işte hemen hemen her şeyde yapıldığı gibi yasa dışı terör faaliyeti olarak gösterilmeye çalışıyor evet, hükümeti evet, yıpratmak evet. için vesaire. Yani sonuç olarak babalar, eşler, torunlarımızın dedeleri senelerce bu ülkeye hizmet için hakikaten büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Biz de onlara yardımcı olmak, işlerini kolaylaştırmak adına onlarla dağ tepe dolaştık. Arkadaşımızın, Nefise arkadaşımızın dediği gibi ödülü de balyoz oldu ya da işte andıç oldu. Benzer mahkemeler oldu. Şarkancığım, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Evet, hatta evet. bitirmek üzereyiz. Buradan sevgili Hasan Paşa'ya söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bir de onu sorayım program bitmeden önce. Kimlerle kalıyor Hasan Paşa? Hep amirallerle birlikte. Amiral arkadaşlarla evet, evet, beraber. Evet. Hep balyoz davasından evet, yargılanan evet, birbirinden evet. tatlı insanlarla birlikte kalıyor. Evet. Şimdi tabii Hasan Paşa'mız bizim bu programımızı mutlaka izleyecek, izliyordur şu sırada. Ben Hasan Paşa'ya ve arkadaşlarına en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşması için en iyi dileklerimi yolluyorum, şans diliyorum. Sen neler diyeceksin? Sen de birkaç bir şey söyle, programı kapatalım. Ben öncelikle size ve ulusal kanala çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ya burada bana fırsat da verdiğiniz için konuşmama. Rica ederim. Ulusal kanala zaten her zaman çok teşekkür ediyoruz. Her zaman
yanımızda olan Ender kurumlardan, evet medya yayın organlarından evet. birisi de olduğu için babama ne söyleyeyim, babam zaten benim ne düşündüğümü çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor, yani, evet. Annemin evet, de ne evet, düşündüğünü evet, çok iyi biliyor. Evet, evet. Ondan sonra dolayısıyla benim ekleyecek bir şeyim yok. O zaten hepsini biliyor. Evet. Zaten bilenler neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bilmeyenlerin sayısı azaldı. Bir de gerçekten menfaati için orada durmaya devam edenler var. Onlar da orada dursun. Bakalım zaman ne gösterecek. Zaman ne gösterecek? Başka da bir şey diyemeyelim. Ama bana göre zaman çok iyi şeyler gösterecek. Umarım siz haklısınız. Hakan'cığım gerçekten öyle. Değerli izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Ben programı bitirmeden önce değerli Hasan Paşa'mız ve koğuş arkadaşlarına buradan sonsuz sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hasan Paşa'm diyorum ki tanıştığımız yıllarda daha küçücük çocukken Hakan Aslı kocaman oldular. İşte siz bir torun sahibi oldunuz. Hatta ikiz bebek var. İkiz tane, değil mi? Bir tane evet. Karıştırdım. Özür dilerim. torun sahibi oldunuz. Hakan kocaman bir delikanlı oldu, iş adamı oldu. Oturuyoruz onunla, ne güzel dertleşiyoruz. Hem siz hem eşiniz böyle güzel bir evlada sahip olduğunuz için çok, çok sağ olun, şanslısınız çok gerçekten. Benim çocuklarım üzülerek söyleyeyim maalesef yanımda değiller ama uzaktan onlar da destek olmaya çalışıyorlar. Ben buradan askeri ve sivil davaların hepsinde tek tek saymayacağım, o kadar çoğaldı ki davalar, tutsak olan vatansever aydınlarımıza gönül dolusu sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Gelecek hafta yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle bir başka konukla birlikte olacağız. Çok iyi günler diliyorum efendim, hoşçakalın.